Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Ginç. Süper Lig'de gülen taraf Galatasaray oldu. Dün şampiyonluğunu ilan etti. Biz de şampiyonluğun şifrelerini Habertürk.com spor editörü Çağatay Çelik ile konuşacağız. Hoş geldin Çağatay. Hoş bulduk. Şimdi aslında dün akşamdan ben başlamak istiyorum. Hı-hı. Tabii bütün sezonu aslında masaya yatıracağız. Ama dün akşam nasıl bir Galatasaray izledik? Aslında taraftarlar zaten şampiyonluğu bekliyordu. Hazırlıklar öncesinde yapılmıştı. Ben maç öncesi biraz İstiklal Caddesi'nde bulundum ve meşalelerin yakıldığını, büyük bir coşkun olduğunu gördüm. Nihayetinde de aslında takım taraftarlarını utandırmadı ve şampiyonluğu aldı. Nasıl bir Galatasaray vardı dün akşam? Ya şöyle, Galatasaray yıllardır şampiyonluk yarışını önde götürdüğü sezonları genellikle, yani çok büyük bir isabet oranıyla şampiyon tamamlıyor. Yani Galatasaray'ın son haftalarda şampiyon kaptırdığını pek hatırlamıyoruz, pek rastlanmadı. Hı hı. Taraftar bunun bilinciyle hareket ediyordu. Şampiyonun geleceğine çok emindi. Özellikle son 3 maçta gol yememiş bir Galatasaray vardı. Aslında Ankara Gücü deplasmanında yağmurlu bir hava vardı. Hani fırtına beklentisi vardı. Kimi bölgelerde yoğun yağış izlenmişti. Bu da maçı etkiler mi gibi bir ufak kaygılar olsa da Galatasaray Icardi'nin alıştırdığı gibi Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra 1-1'e gelen maçtan sonra da Galatasaray kendi oyununu oynadı ve 2-1'den sonra özellikle ikinci yarıda rakibe az pozisyon vererek ikinci yarıda Barış Alper'in oyuna girmesi ve Ankara Gücü'nün boşluklarını iyi değerlendirerek 4-1 gibi bir zafere ulaştı. Ardından çok coşkulu bir kutlama gerçekleşti. Özellikle Florya'da normalde Okan Hoca Fenerbahçe maçını düşünerek kutlama olmasını istemiyordu Florya'da. Hafta sonu Fenerbahçe maçı var. Zeminin bozulmasını istemiyordu. Hı hı. Ama yoğun taraftar talebi sonrasında Florya'nın da kapılarını açtılar. Icardi mikrofonu eline aldı, bir daha hiç bırakmadı. Aşkın olayım söylendi. Hani çok renkli görüntüler vardı çok Florya'da. Peki şimdi şifrelere doğru adım adım geçelim istiyorum ben. 23. şampiyonluğu aldı Galatasaray ama sezon nasıl başladı? Az önce dedin ki işte sona doğru işte Galatasaray önde gidiyorsa kaptırmıyordu. Hı-hı. Ama sezonda nasıl başladı aslında? Çok da umutlu sahneler yoktu sanki. Öyle, biraz da sezonun biraz daha öncesini almak gerekiyor belki. Hı-hı. De Galatasaray geçen sezon tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdi. 13. sırada tamamlamıştı. Kadrosu eleştiriliyordu. Yönetim değişti. Önce Burak Elmas yönetimi ayrıldıktan sonra Dursun Özbek birazcık çatı aday formülü gibi bir formülle Metin Öztürk'le birleşerek aday oldu ve Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde Sayın Dursun Özbek başkanlığa geldi. Sayın Erden Timur'u da yanına aldı. Sportif AŞ başkan vekili yaptı. İddialı bir yönetim listesi oluşturarak iddialı bir takım kuracaklarının da altını çizmişti. Galatasaray işte o tarihi kötü sezonun izlerini İlk başta yaz aylarında sildi. 13 yeni oyuncu transfer edildi. 29 milyon euroya kadar bir harcama yapıldı. Yenilenen kadro, yenilenen teknik ekip. Okan Buruk'un da burada daha önce şampiyonluk yaşamış İrfan Saraloğlu gibi tecrübeli bir ekibiyle birlikte yola çıkmasının ardından zorlu bir fikstürle başladı aslında Galatasaray. İlk 9 haftada 6 maçını dış sahada oynadı, deplasmanda. Ve şöyle bir sorunu vardı Galatasaray'ın. Icardi gibi ya da Torreira ile Mertens biraz daha erken katılmıştı ama Icardi gibi kilit oyuncular takıma çok geç katıldı ve sezon başı kampı yapamadılar. Bu noktada Okan Hoca Seferovic ile başlamıştı. İşte ilk 11'ini bulmakta zorlandı. O 9 haftalık süreçte Galatasaray'ı sırtlayan isim aslında Gomis oldu. Galatasaray'ın o tecrübeli yıldızı, 36 yaşında Gomis oldu. Ümraniye spor maçında, Antalya spor maçında hani son dakika golleriyle Galatasaray'ı ipten aldı diyebiliriz. Ondan sonra kırılma noktası bence Kayseri spor deplasmanı oldu. Orada Okan Hoca'ya yöneltilen senin elinde yıldızlar var ve sen bunları oynatmıyorsun eleştirileri yoğun şekilde yapılıyordu. Okan Hoca o maçta Mertens'i solda, Mata'yı orta sahada, sağda da Yunus'u oynatmıştı. Rakibe fiziksel olarak yanıt veremedi Galatasaray. Tempoya yanıt veremeyen ve fiziksel
sertliğe yanıt veremeyen bir Galatasaray görmüştük. Okan Hoca o maçtan sonra öz eleştiri yaptı ve bazı şeyleri değiştireceğiz dedi. O maçtan sonra ideal ilk 11'ini buldu diyebiliriz. Hı hı. Sola Kerem geldi, sağ Raşitsa geldi, Mertens ortaya geçti, Oliveira Torreira ikilisi oldu. Ve bunu sezonun kalanında sakatlık ya da cezalılar olmadıkça bozmadı Okan Hoca ve şampiyonlar yürüyüşte öyle başladı. Hı hı. Peki aslan payı sence kimin şampiyonlukta? Altını çizeceğimiz bir isim ya da birden fazla isim de tabii. Çok fazla isim var aslında ama Icardi'ye yani. Icardi aslında Fenerbahçe'nin yani gol krallığına koşan Ener Valencia'dan yaklaşık bir 10 tane daha az gol atsa da Icardi ben yani futbol severlik ve profesyonel kariyerimde böyle bir şey izlemedim. Yani sahaya böyle etki eden, Hacı'dan beri böyle bir futbolcu görmemiştim. Sadece attığı golle alakalı değil. En zor anlarda sahne alması. Ya Beşiktaş derbisinde yine eleştirilerin odağında bir Galatasaray varken çıktı, iki gol attı. Başakşehir maçında hem attı hem attırdı. 7-0'lık galibiyete taşıdı. Ya da 2-2 devam ederken Ümraniye Spor maçında son dakika golü. Fenerbahçe deplasmanı 1-0 ve bıçak sırtıyken oyuna girip 15 dakikaya bir gol bir asist sığdırması. Ve zaten son 5 maçtan hepsinde de gol attı Icardi. 8 gol attı. Şampiyonluğun en kilit haftalarının hiçbirini boş geçmedi. Bu noktada Icardi, ondan sonra Torreira'yı sayabiliriz. Torreira son yıllarda yani lige gelmiş herhalde en dominant orta saha oldu. İnanılmaz bir dinamizm. Sahanın her yeri ve takım arkadaşlarının ne zaman başı sıkışsa orada olan bir Torreira gördüler. Atak devamlılığı sağlama konusunda çok öne çıktı Torreira. Sadece çok koşmasıyla değil, pozisyon bilgisiyle Galatasaray'ın topu kaptırdığı noktalarda tekrardan orada bulunarak atağın devamlılığını sağlamıştı. Abdülkerim'e burada bir pay açabiliriz, parantez açabiliriz. Abdülkerim de Nelson'la birlikte iyi bir ikili oldular. Nelson biraz daha geride, Abdülkerim biraz daha hamleli, ön tarafa doğru çıkan oyuncu olarak oynadı ve birbirlerine iyi uyum sağladıklarını görüyoruz. Zaten Galatasaray'da ligin en az gol yiyen takımı şu anda. Rakiplerine de en az gol beklentisi veren takımı. İstatistiklerde de savunma lideri Galatasaray yani. Aslında baktığımız zaman bu bir kadro işi. Evet. Bir yerde tabii ki de Icardi diyoruz, yıldızlarımızı sayıyoruz ama tabii ki Icardi'nin gelmesi kırılmayı yarattı az önce de söylediğin gibi. Ama kadroyu ayrıca soracaktım, yanıtlamış oldum. Tekrar tabii konuyu konuşmaya gerek yok. Ama bir de Okan Buruk'u soracağım ben sana. Az önce söyledin, öz eleştiri verdi dedim ve ondan sonra bazı şeyler değişti dedim. Bu eleştirilerdeki haklılık payını o da gördü herhalde ki bu öz eleştiriyi verdi. Ama hani baktığınız zaman yani ne söylemek istersin Okan Buruk için? Bu öz eleştiriden sonra işte önümüzdeki sezonda mesela aynı şekilde devam eder mi? Ne olur? Ya Okan Hoca aslında çok geniş bir ekiple çalışıyor. Yanında İspanyol bir antrenör de var. Yıllardır beraber çalıştığı İrfan Saraloğlu gibi bir deneyim de var. Taç konularında destek aldıkları başka bir konuda uzman bir ekip var. Analiz ekibinde çok fazla destek alıyor ve dinliyor. Okan Hoca duygusal bir insan olmasına rağmen bu yıldızlarla dolu kadroyu çok iyi yönetti süreci. Şöyle bir örnek verebilirim. Fenerbahçe derbisi öncesi Torreira ailesinden büyük annesini kaybetmişti ve ona izin verdiler. Torreira Uruguay'a gitti geldi, yaklaşık 18-20 saatlik bir uçak yolculuğu. Hani bu tarz şeyleri ya da Icardi'nin Milano'ya seyahatleri gibi tolere edilebilir izinleri çok verimli kullandı Okan Hoca. Yıldızlardan tamamen verim aldığını söyleyebiliriz. Onun dışında fiziksel olarak çok iyi bir takım hazırladığını söyleyebiliriz. Hani Galatasaray şampiyonluk yolunda ya Adana Demir maçında 86'da maçı kurtardı. Ümraniye Spor maçı 86. Oyunun içinde hiçbir zaman düşmeyen bir oyuncu grubu yarattı. Sakatlık görmedik. Oyuncuların tamamen hazır hep hazır tuttu. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Yani buradaki en büyük paylardan biri de Okan Hoca'nındı şampiyonluktaki. Evet. Şimdi şampiyonluğun şifrelerini aslında konuşmuş oluyoruz ama son olarak eklemek istediği bir şey var mı? Bir de aslında şunu merak ediyorum. Fenerbahçe karşısındaki Galatasaray avantajı nasıl elde edildi ki? Ezeli rakiplerdi. Son işte düne kadar bile Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk arzuları vardı, beklentileri vardı. Bu avantajı nasıl ele geçirdi Galatasaray? Ya Fenerbahçe de inanılmaz bir sezon geçirdi. Aslında puan ortalamasına baktığımız zaman onların da yani son Süper Lig'in son
son yıllardaki şampiyon takımların puan ortalamasının çok üzerinde bir Fenerbahçe var. Buradaki kilit nokta Galatasaray Fenerbahçe derbisine bir puan önde gitmişti. En azından lider dönelim diyordu beraberlik kopararak. Ve oradaki sorun Icardi sakatlık atlatmıştı. Henüz tam hazır değildi. Torreira çok uzun bir seyahat yaptı geldi. O da tam hazır değildi. Kafalarda soru işaretleri vardı. Okan Hoca o maçta bir sürprize imza atarak Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Fenerbahçe sezon boyunca rakibi en çok ofsayt tuzağına düşüren takımdı ve bununla çok büyük avantaj sağlıyordu. Galatasaray Fenerbahçe'nin bu tuzağını kendi silahını, aslında Fenerbahçe'nin kendi silahını kullanarak vurdu. Orta sahayı tamamen boşaltarak takımı ikiye ayırdı ve Fenerbahçe'nin boşluklarına saldırdı. Ve orada elde ettiği 3 puanla zaten Fenerbahçe deplasmanından 4 puanlık bir farkla döndü. Ondan sonra da liderliği hem moral zaten. Hem puan üstünlüğüyle devam et lütfen. Götürdü. Ondan sonra da zaten bir daha bırakmadı diyebiliriz Galatasaray. Peki çok teşekkür ediyorum. Ekstra eklemek istediğim şey var mı? Tabii benim atladığım ve senin eklemek istediğin noktalar varsa. Burada önemli olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Evet. 3 takım elemesi gerekecek. İkinci turdan katılıyor Galatasaray. Haziran sonunda bu nedenle kampı açacaklarını söyledi zaten yetkililer. Transferlerin ne kadar yetişmeyeceği uzun aylardır bir çalışma söz konusu zaten Sayın Erden Timur da özellikle Icardi transferi için Icardi kadroda tutmak için çalışmalara başlamış durumda. Transferlere kampa yetiştirip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor Galatasaray hasretle sona erdirmek istiyor. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için. Çok memnun oldum bunu konuştuğumuz için bugün seninle birlikte. Sevgili izleyiciler bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.